Öldükten sonra bedenimize ne oluyor? İşte biraz ürkütücü, biraz da rahatsız edici o bilgiler. İnsan öldükten sonra vücudu ne gibi aşamalardan geçiyor? Ortalama 4 yıl sonra böylesiniz öldükten yaklaşık 30 dakika içerisinde vücutta refleks diye bir şey kalmıyor. Gevşeyen kaslar dolayısıyla ağız ve göz kapakları açık kalıyor. Boşaltım sistemi tamamen gelişiyor, idrar ve sperm akıntısı oluşuyor. Vücut yapısı sertleşiyor ölümden itibaren ortalama 10 saat içerisinde vücut kaskatı oluyor. Adrenalin salgılatılan bir anda, yani heyecanlı veya mücadele verildiği sırada ölüm gerçekleşmişse, vücut aynı anda katılaşmaya başlıyor. Savaşta ölen insanların vuruldukları şekilde katılaşmaları da bu yüzden oluyor. Vücut ısısı bir günde 24 derece düşüyor ölüm anından sonra ceset her saat ortalama 1 derece soğuyor. Kiloluların iç organları daha geç soğuyor. Çocukların ve zayıfların vücudu ortalamadan daha çabuk soğuyor. Vücudun çürümesi ölümün gerçekleşmesinden 24 saat sonra vücut çürümeye başlıyor. Solunumun durması bakteriler için işaret oluyor ve çalışmaya başlıyorlar. İlk çürüyen organlar ise göz, beyin, mide ve bağırsaklar. Ceset şişman ise daha çabuk çürürken, bebekler ve tuzlu suda boğulanlar daha geç çürüyor. En geç çürüyen kısımlar ise kalp, mesane, böbrek ve rahim. Rahmin çürümesi aylarca sürüyor. Saç ve tırnaklar uzamaya devam ediyor mu? Derinin çekilmesi ve çürüme yüzünden tırnakları ortaya çıktığı için uzadı sanılıyor vücudun ölmesiyle birlikte tüm eylemler bittiği için tırnak ve saç uzaması söz konusu değil. Rahmetlinin mezarından sesler geliyor, On açıklaması mezardan gelen sesler çürüme sürecinin bir sonucu. Günden güne şişen karın patlıyor ve göğüs çöküyor. Bu olay mezar üstünden duyulabilecek kadar sesli olabiliyor. Hırkı çıkmak ne demek? kasların kemiklerden sıyrılıp dökülmeye başlama zamanı 40. güne rastladığı için, halk arasında ızdırabın azalması inancıyla hayır amaçlı yemek veriliyor. Toprak altındaki takım çalışması vücut çürürken tam bir takım çalışması yapılıyor bakteriler içten yok ederken, dışarıdan da et sineği göze ve burna larva bırakıyor. Bu sinekler yiyecekleri bitene kadar burada kalıyor ve ölüyor.